Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve tabi'ine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 103. Beyit. Teşeyyühlük eder var bazı nadan, ki asla görmemiş seyri sülük can, ilişik yok ile eyvallah burhan, edinmiş gayrı bilmez nesne hayvan. Cehaletten çıkıp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu şeyhlik iddiasında bulunan yalancıların, sahtekarların durumunu bizlere beyan etmeye devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Teşeyyühlük eder var bazı nadan. Nadan Farsça bir kelime olup cahil, yani haddini bilmez kimse demektir. Bazı cahil kimseler, ilimle alakası yok, irfanla alakası yok, haddini de bilmiyorlar. Bir insan ilim sahibi olmaz ama ne yapabilir? Haddini bilir ve İslam'la alakalı olan meseleleri kendisinin ilmi olmadığı için alimlere sorar, onlara danışır, onların hayatına bakar. O şekilde efendim düzgün yaşamaya gayret edebilir. Ama işte bazı nadan, yani cahil insanlar var ki bunlar cahil olduklarını da bilmezler, cahil olduklarına da bakmazlar, haddini de bilmezler. Ne yapıyorlar? Bunlar teşeyyühlük ediyor. Teşeyyühlük ne demek? Yani şeyhlik iddiasında bulunuyorlar. Şeyhlik iddiasında bulunuyorlar. Ki asla görmemiş seyri sülük can. Bir de bunlar şeyhlik iddiasında bulunuyor ama ey canım kardeşim, bu şeyhlik taslayan cahil asla seyri sülük görmemiş. Yani ne demek seyri sülük görmemiş ne demek? Bir kamil mürşide intisap edip ondan öğrenip, ondan efendime söyleyeyim kemalat nasıl kazanılır, ondan ilim nasıl alınır, efendime söyleyeyim nefsi terbiye etmek nasıl olur, bu şekilde manevi bir çalışması da hiç olmamış. Bir mürşide intisabı da olmamış ve nefsi terbiye etme yolunda da hiçbir çabası, hiçbir çalışması olmamış. Evet. İlişik yok ile eyvallah burhan. Eli sağlam bir mürşidin eline ulaşmamış veya bir mürşidin eli de ona ulaşmamış, her şeye eyvallah demeyi kendisine delil edinmiş. Yani ne deseler ne cevap veriyor? Eyvallah, eyvallah. Bu şekilde cevap veriyor. Yani öyle demekle kendisini teslimiyetli bir adam olarak gösteriyor millete. Böyle demekten başka bir şey bilmiyor. Hayvan diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri bu adama. Değerli kardeşlerim, şurayı iyi bilmek, şurayı iyi anlamak lazım. Şeyhlik bir insanın kendi kendine efendim oluşturabileceği, ben şeyhim diyebileceği bir mesele değildir. Şeyhlik Allah'ın izniyle ancak olur. Evet, bu izin Allahu Teala Hazretlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah'tan da sallallahu aleyhi ve sellem onun varisleriyle beraber gelir bu izin, bu şeyhlik izni. Yoksa öyle durup dururken bir insan meydana çıktı, ben şeyhim, gelin bana intisap edin demez değerli kardeşlerim. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok yani.
Şimdi baktığımız zaman efendim kıymetli mürşidimiz, sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise sirruhu efendim evet mürşitlik ona verilmiş ama nasıl verilmiş? Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise sirruhu kendisi ben mürşidim diye mi çıkmış ortaya? Yoksa nasıl bir yolla, nasıl bir şekilde ona Efendi babamızdan, Ali Haydar Efendi babamızdan mürşitlik intikal etmiş? Bakın iyi dinleyelim, iyi bakalım. Bir kere kıymetli kardeşlerim, bu insanlar kendilerine şeyhlik verilen bu Allah dostları, bunlar Allah'ın hususi kullarıdır. Bunlar Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Bunlara baktığınız zaman bunların çocukluğundan itibaren tüm hayatlarına baktığın zaman yani normal bir insandan farklı bir hayat yaşadıklarını zaten görüyorsunuz. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise sirruhu kendisi beyan buyurmuşlardır ki ben çocukken diyor, ben çocukken akşam yatağa yattığımda başımı yastığa koyduğum zaman yorganı başıma çeker, dünyanın öbür ucunda kamil ve mükemmel bir şeyh bulunsa, vasıta da olmasa yayan gider ve onu efendim bulurum, ona intisap ederim diye böyle kurardım yani böyle düşünürdüm diyor Efendi Hazretleri. Ne zaman söylüyor bunu? Daha çocukken. Şunu bir düşünelim. Şuna bir bakalım lütfen. Hem kendi çocukluğumuza bakalım, hem kendi çocuklarımıza bakalım, zamanın çocuklarına. Bir düşünsenize, yani 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, bilemedin 10-11 yaşında bir çocuk gece yattığı zaman, kafasını yastığa koyduğu zaman, yorganı başına çektiği zaman ne düşünür değerli kardeşlerim? Biz ne düşünürdük mesela? Bizim çocuklarımız ne düşünüyor mesela? Belki de yeni nesil çocuklar hiçbir şey düşünmeye de ne yapmıyor? Fırsat bulamıyor. Efendim, ta gece geç saatlere kadar efendim seyredilen yanlış yanlış şeyler, dinlenen yanlış yanlış şeyler geliyor kafasını yastığa koyduğu zaman daha hemen hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey tasavvur etmeden efendim yan gelip yatıyor. Zamanın çocukları böyle. Ama bak Efendi Hazretlerimiz nasılmış? He? Çocukken ben başımı yastığa koyduğum zaman akşamları yorganımı başıma çekerdim diyor ve tasavvur ederdim, düşünürdüm. Dünyanın öbür ucunda kamil ve mükemmel bir şeyh olsa ve ona varacağım bir vasıta da olmasa yürüyerek ona gider, ona ulaşırım diyor Efendi Hazretlerimiz. Ne acayip bir şey. Değerli kardeşlerim mesela beyan edilir. Efendi Hazretlerimiz daha çocukken geceleri yani bütün gün olarak düşündüğün zaman en fazla 3 saatlik bir uyku ile efendim dururmuş. 3 saat. Dikkat ediyor musunuz? 3 saat geri kalan zamanları geceleri, gündüzleri kitapları okuyor, kitapları mütalaa ediyor. Efendime söyleyeyim 24 saat zarfında ancak ne kadar uyuyormuş? 3 saat uyuyormuş. Bakın ne acayip. Hatta beyan ederler ki emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesi için bazı işte Müslümanlarla sefere çıktığı zaman günlerce böyle uyumadan devam edermiş. Yanındakiler efendim yorgunluktan, uykusuzluktan düşerler ama o yine ibadete, vazifeye ne yaparmış? Devam edermiş değerli kardeşlerim. Bak görüyor musunuz? Bu çocukluk ve gençlik efendim zamanlarındaki halleri. Bundan bir şey anlaşılıyor değil mi? Evet. Bir de şimdi kendisine şeyhliğin intikal ettiği durumu bir gözden geçirelim. Değerli kardeşlerim, şeyhi olan Efendi babamız Kuddise sirruhu Ali Haydar Efendi Hazretleri işte ömrünün ahir zamanında aşağı yukarı
yüz küsür yaşlarındayken, onun kendi şeyhi olan Bandırma'da yatan Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Kuddise Sirruhu, mana aleminde Efendi Baba'ya gözüküyor ve Efendi Baba'ya buyuruyor ki, evladım Bandırma'ya gel, emaneti teslim al diyor. Efendi Hazretlerini mana aleminde ne yapıyor? Efendi babamıza takdim ediyor. Efendi babamız Kuddise Sirruhu o zamanlar işte son derece yaşı ileri, 100 yaş civarı olduğu beyan ediliyor. Belki daha da fazladır. Sıhhat durumu da iyi değil ama hemen ihvanlara emir buyuruyor. Kalkın yürüyün, Bandırma'ya gidiyoruz ve Bandırma'ya doğru yola çıkıyor. Tabii bu sırada Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz de askerlik yapmak için tayini Bandırma'ya çıkıyor değerli kardeşlerim. Bandırma'ya gittiği vakitte daha birliğine teslim olmadan bir camide Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Bandırma'da bulunan Efendi babamızın, Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin ihvanlarından, müritlerinden olan Esnaf Hacı Emrullah Efendi, Efendi Hazretlerimiz o cami-i şerifte Kur'an-ı Azimuşan'ı tilavet ederken camiye giriyor, bir de bakıyor ki bir zat orada ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i o kadar tatlı tilavet ediyor ki bütün millet böyle aşkla, şevkle ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Efendim, Hacı Emrullah Efendi diyor ki, biz de diyor Ramazan-ı Şerif ayı gelecek, işte cami-i şerifte mukabele okutacağız, birisini arıyoruz. Ben bu zatı görünce diyor, efendim Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra gittim yanına, tanıştım ve cami-i şerifte mukabele okur musun diye kendisine teklifte bulundum ama o dedi ki, ben buraya askerlik için geldim dedi. Dolayısıyla ben ona diyor, dükkanımın adresini verdim. Bak bir ihtiyacın olursa gel bana ulaş dedim diyor ona. Ve dükkanın adresini tarif ettim ama çok uzun süre diyor geçti. Epey oldu, bana gelmedi diyor, gelmedi. Bu sıralarda diyor dükkana bir başçavuş geliyor. Askeriyeden bir zat geliyor. Efendim Hacı Emrullah Efendi o başçavuşa soruyor. Diyor ki işte şu şemailde böyle mübarek, böyle bir askerlerin içerisinde yeni gelen askerlerden böyle bir asker var mı acaba diyor. Öyle deyince başçavuş diyor ki ya diyor yeni gelen askerler içerisinde bir zat var ki diyor. Normalde diyor bu dönemde diyor işte falanca bölükte bulunan askerleri diyor pek kontrol altına alamazdık. Çok efendime söyleyeyim disiplinsizlik yaparlardı diyor. Ama diyor bu yeni gelen asker sayesinde diyor o bölükte diyor şimdi hiç disiplinsiz bir hal olmuyor diyor. Sordum diyor niye böyle, çavuşa sordum niye böyle diye sordum diyor. Yeni gelen askerler içerisinde bir hoca efendi var ki o fırsat buldukça askerlere vaaz ediyor. Ondan dolayıdır efendim dedi diyor. Ben de dedim ki benim nöbetimin olduğu bir dönemde bana haber ver de ben de görünmeden onu dinleyeyim. Hakikaten benim nöbetimin olduğu bir zamanda haber ettiler diyor. Geldim diyor haberi olmadan diyor. Sohbetini, vaazini dinledim diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Bu durumu diyor bölük komutanına da aktardım, anlattım diyor. O da merak etti. O da dedi ki uygun bir zamanda beraber gidelim, ben de dinleyeyim. Geldik diyor beraber görünmeden diyor, askerlere vaazını dinledik. O günkü vaazinin mevzusu İslamiyet'in askerliğe verdiği önemi anlatıyor. İşte nöbet tutmanın kıymetini, değerini anlatıyor. Öyle bir güzel anlattı ki diyor, efendim bölük komutanı dedi ki bana, ya bu er, bu asker, askerliği bizden daha iyi biliyor dedi diyor.
İşte bu şekilde vaaz ederek askerlerin, efendime söyleyeyim, askerliğe daha kıymet vermelerini ve daha disiplinli askerlik yapmalarına sebep oluyormuş değerli kardeşlerim. Uzun süre geçti diyor Hacı Emrullah Efendi. İşte gelmedi diyor, uğramadı diyor bana. Ben de diyor merak ediyordum diyor. O başçavuşa da rica ettim ya, bana bir göndersen bunu diye. Bir gün diyor Hacı Emrullah Efendi, cuma namazı kılmak için camiye gittim ki diyor, bir de baktım ki caminin kürsüsünde bu mübarek zat diyor. Yani Mahmud Efendi Hazretlerimiz kürsüde vaaz ediyor. Çok da güzel vaaz ediyor. Diyor hemen gittim diyor, oturdum dinlemeye başladım ama bir taraftan da içimden diyor, eyvah eyvah, bu burada çıktı kürsüde vaaz ediyor ama müftü bu işi duyarsa ne der? Acaba kızar mı, darılır mı falan? Ona efendim herhangi bir söz söyler mi diye düşünerek üzülüyordum ki bir de baktım ki kürsünün dibinde müftü de oturmuş, müftü de büyük bir sükunetle onu dinliyor. Hatta vaazden sonra diyor, müftü efendi kalktı diyor, kendisini tebrik etti. Aferin dedi evladım, işte vaaz böyle olur dedi diyor. Ve tebriklerini kendisine iletti diyor. Bu arada değerli kardeşlerim, Ali Haydar Efendi babamız kuddisesi ruhu Bandırma'ya Tekke Camisi'ne geliyor. Ve müritlerine, ihvanlarına diyor ki burada bir asker var, onu bana bulun getirin. Millet evet bir asker arıyor ama zor. Niye? O askerin adresi belli değil, o askerin ismi belli değil, soy ismi belli değil. Sadece bir asker. Ama Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu nereye gitse değerli kardeşlerim, nereye intikal etse, orada bir alim var mı? Orada bir Allah dostu var mı? Onu efendim bulur, sorar, soruşturur ve onu ziyaret ederdi. Efendim orada da Halil isimli bir ihvana soruyor. Diyor ki buralarda ziyaret edebileceğim, duasını alabileceğim bir alim var mı? Bir zat var mı? Bir şeyh efendi var mı? Diyor. O zat da diyor ki bak burada diyor Ali Rıza Bezzaz Hazretleri var diyor. Kabrini gösteriyor ve buyuruyor ki bu zatın halifesi var ama o da İstanbul'da. Kim o? Ali Haydar Efendi babamız. Diyor bana öyle deyince diyor gönlüm efendi babama, yani Ali Haydar Efendi babamıza aktı diyor. Ne demek aktı? Gönlüm aktı ne demek değerli kardeşlerim? Yani onu daha görmeden ismini duyar duymaz ona karşı tarif edilmez bir muhabbet duyduğum, gönlüm aktı bu demek. Onu görmek arzusu, ona ulaşmak arzusu bende oluştu. Ama işte nerede? İstanbul'da. Nasıl acaba giderim? Fakat Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ne yapıyor? Kaderini örüyor değerli kardeşlerim. Bir gün deniz kıyısında bir camide cumayı kıldım diyor Efendi Hazretlerimiz buyuruyor. Namazdan sonra diyor caminin arka tarafında beyaz sarıklı, beyaz cübbeli, son derece heybetli, sanki bir sultan, bir padişah gibi heybetli birini gördüm diyor. Ve sordum bu zat kimdir diyor diye sordum. Bana dediler ki, efendim oranın hocası, cami hocası dedi ki, bu zat dedi senin görmek için hani can attığın, çok istediğin İstanbul'daki Ali Haydar Efendi Hazretleri'dir dedi. Öyle deyince Efendi Hazretlerimiz hemen görüşmek arzu ediyor ama çevresindekiler diyorlar ki dur bakalım bu zat şu anda takip altındadır, zaman zor zamandır diyor. Efendime söyleyeyim akşamleyin gel görüştürelim diyorlar. Akşamleyin de gittiği vakitte efendi babamızın rahatsızlığından dolayı efendim istirahate çekilmesi sebebiyle görüşemiyor. Sabah namazına gidiyor yine görüşemiyor. İkindi namazında değerli kardeşlerim, efendime söyleyeyim eskici Abdullah Efendi'nin evinde efendi babamızın huzuruna alıyorlar efendi hazretlerini.
Daha kapıdan girerken Efendi babamız Kuddise sirruhu çevresindekilere buyuruyor ki işte kitaplarımı teslim edeceğim zat geldi diyor. Ne demek kitaplarımı teslim edeceğim zat? Yani o kitaplardan tahsil ettiğim bu kadar ilmi kendisine zahiren ve batinen teslim edeceğim, emanet edeceğim, manen akıtacağım zat geldi diyor. Ve geliyorlar orada Efendi babamızın elini öpüyor Efendi Hazretlerimiz Kuddise sirruhu. Sofra hazırlanmış, sofraya oturuyorlar. Çeşit çeşit yemekler ama Efendi Hazretlerimiz yemeğe oturduğu zaman Efendi babamız başlıyor Efendi Hazretlerimize sorular sormaya, ilmi sorular soruyor. Bazen cevap veriyor, bazen duruyor, bazen Efendi baba cevap veriyor ve sorusuna böyle devam ediyor. Sonra Efendi babamız Kuddise sirruhu buyuruyor ki seni İstanbul'a acaba sevk etsek nasıl olur diyor. Ve Efendi babamızın da bir kerameti olarak hakikaten dağıtımda Efendi Hazretlerimizin dağıtımı İstanbul'un Selimiye kışlasına geliyor. Ama Efendi Hazretlerimiz çok seviniyor ama uzaklığı sebebiyle tabii Efendi babamıza çok ziyarete ne yapamıyor? Gelemiyor. Daha sonra da Allah'ımızın yine bir rahmeti, Efendi babamızın, efendime söyleyeyim kerameti, Efendi Hazretlerimizin de himmeti, Davut Paşa kışlasına, askeri kışlaya tayini çıkıyor ki orası Efendi babamıza yakın bir yer ve ondan sonra artık sık sık Efendi babamıza gider gelir oluyor, Efendi babamızı ziyaret eder oluyor değerli kardeşlerim. Evet. Bakın görüyor musunuz? Bundan ne anladık? Bundan ne anladık? Demek ki bir insanın kendi kendine ben mürşidim demesi olmuyor. Bak görüyor musunuz? Yani Efendi Baba da kendiliğinden bir şey buyurmadı. Ona bak mana aleminde şeyhi emrediyor değerli kardeşlerim. Efendi babamızın eline, Efendi Hazretlerimizin elini tutturarak bak emanetin bandırmada gel al diyor bak görüyor musunuz? Yani bu işler böyle. Yoksa bir insan böyle bir delil olmadan, böyle bir kamil bir mürşitten icazet almadan çıksa ortaya, şeyhlik iddiasında bulunsa bu kendisini de helak etmek olur. Efendim kendisine intisap edenleri de ne yapmış olur? Efendim helak etmiş olur. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri böyle bir insana, yani kendisine bir Şeyh Efendi Hazretleri tarafından tevdi edilmeden, kendisi cehalet içerisindeyken, efendim nefsini terbiye etmeden, şeyhlik iddiasında bulunana ne buyurdu Büyük Şeyh Efendi Hazretleri? Hayvan buyurdu, hayvan. Cehaletten çıkıp Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Cahillikten çıkıp Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyir edelim. Evet değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bizi yanlış insanlara efendime söyleyeyim denk gelmekten korusun muhafaza eylesin. Mevla Teala Hazretleri dünyada ve ahirette bizi hakiki dostlarından ayırmasın. Hakiki dostlarının manevi kanatları altında seyri sülükümüzü yapmayı bitirmeyi ve dünyada ve ahirette de Allah'ın hakiki dostlarıyla beraber olmayı Rabbim hepimize cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.